Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar artık 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Sonbaharı da başladı. Güneş 23 Ekim'e kadar terazi burcunda olacak. Ve sizin haritanızda 8. evinizi aydınlatacak. 23 Ekim'den sonra ise Akrep Burcu'na geçecek. Ekim ayı güçlü bir ay. Hem gezegen geçişleri hem yeni ay dolunaylarıyla bireysel olduğu kadar özellikle toplumsal alanlarda ve tüm dünya üzerinde gerçekten çok güçlü, çok dönüştürücü ve değiştirici olaylarla, etkilerle karşılaşabiliriz. Hemen ayın başında 2 Ekim'de Koç burcunda bir dolunayımız var. Koç burcu dolunayı ikinci evinizi aydınlatıyor. Yönetici gezegeni Mars ve Mars Koç burcunda geri harekette. Ay boyunca da zaten geri harekette olacak. Şiron'la birleşen bir dolunay ikinci evinizde ve daha çok maddi güvenliğinizle ilgili alanlara aslında bir öyle bir ışık tutuyor. E, tabi biraz Mars'ın da oradaki retrosu belki kendinizi biraz enerjisel anlamda özellikle parasal konularda e, güçsüz hissetmenize neden olabilir e, finans konularında ma, mal varlıklarınız, paranız gelir gider dengeniz, bütçeniz tabii ki işinizle de bağlantılı olabilir çünkü kazançlarınızla ilgili burası e, bir etki var belki bir farkındalık dönemi belki de hayatta artık e, önemli bir dönüm noktasındasınız bu dolunay bunlarla ilgili bir yüzleşmede getirebilir. Evet Şiron bazı acılar, bazı kayıplar, belki bir bazı yaralar, geçmişle ilgili travmalar bunları da tetikleyebilir. Kendi özgüveniniz, kendinizi güvende hissedebileceğiniz koşullarda bir eksiklik de hissedebilirsiniz. Ama bunları tamamlama ve dönüştürme fırsatları yani şifalama fırsatları da bu dolunayın kendi içerisinde aslında var. Sağlık konularına da işaret ediyor. Aslında tüm dünya üzerinde pandeminin işte genel toplumsal sağlığın gündeme geldiği, daha fazla görünür hale geldiği veya bununla ilgili tesirlerin günlük hayatımıza daha fazla etki edeceği bir dolunay. Tabii ki iş hayatımız, mesleki hayatımız, ekonomik durumumuz da bu sağlıkla ilgili konulardan ve gelişmelerden ne yazık ki etki alıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Zaten balık burçları bireysel olarak çok fazla etkilenmiyor. Ee, özellikle 9 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa, koç, terazi, yengeç, oğlak gibi o zaman e, bireysel olarak etkilenebilirsiniz. Ama böyle yerleşimleriniz yoksa çok da önemli bir etki almayabilirsiniz. Sevgili balıklar. Evet, Venüs Başak Burcu'nda 28 Ekim'e kadar ki ilişkiler anlamında sizi destekliyor bu ay. Hani eşinizden, partnerinizden, arkadaşlıklardan, işbirliklerinden fayda sağlayabileceğiniz. Hatta bazen gerçekten çok böyle keyifli, mutluluk verici gelişmeler yaşayabileceğiniz bir ay aslında. Ekim ayı diğer burçlarla kıyasladığımızda birçok burçdan ziyade siz daha rahat etkiler altındasınız. Öncelikle onu söyleyebilirim. Venüs'ün de böyle güzel destekleri var. Özellikle eşinizden ve ilişkilerinizden yana, işbirliklerinden de yana destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. 8 Ekim Mars Pluto karesi 8 Ekim, 9 Ekim, 10 Ekim sert bir enerji toplumsal alanlarda tüm dünya üzerinde biraz tehlikeli durumlar olabilir. Böyle bir patlama gibi ya da bir yangın gibi ya da savaş enerjisini de güçlendiriyor. Bir doğa olayı hani bunları tetikleyebilecek sert bir açı. Aynı zamanda ay son dördün fazında ki dolunayın getirileri götürüleri de biraz daha kendini belirgin bir şekilde hissettirmeye başlayacak. Parasal konulara dikkat etmek lazım. Yani aniden bir harcama, beklenmedik böyle bir parasal masraf, finansla ilgili gündemde olabilir. 14 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Evet, Mars'la beraber bir de Merkür gerilemesi var. Akrep Burcu'nda 9. evinizde olacak. Size çok sert bir açıda değil. Akrep Burcu olduğu için. Ancak da bir Merkür bu. Gerilediğinde ne oluyor? Günlük hayatımızda biraz gecikmeler, işte yavaşlamalar oluyor. İki gezegen de retro zaten çok sınırlayıcı ve kısıtlayıcı bir enerjisi var Ekim ayının bu anlamda bazı planlarınızı programlarınızı belki erteleyeceksiniz bir seyahatle ilgili bir konu olabilir eğitimle ilgili bir konu olabilir ticari bir aktivite olabilir bunları ertelemek gerekebilir ya da geçmişten gelen yani ötelediğiniz görmediğiniz fark etmediğiniz bir şey açığa çıkabilir bir, bir hukuksal bir konu örneğin yani belki bir borçla ilgili bir mevzu örneğin bir anda böyle bir hani finansla ilgili hukuksal bir konu gündeminize gelebilir ee, özellikle 14 Ekim ve sonrasında ve güneşin terazi burcundaki güneşin e, 14 Ekim'le beraber gökyüzündeki e, açıları çok sertleşiyor 14 Ekim'de Mars'la karşı açıya geçecek ardından 15 Ekim'de Plüto ile kare 18 Ekim'de Satürn'e kare Bunlar gerçekten zorlayıcı açılar ve hayatımızdaki biraz böyle eril enerjilerle ilgilidir. İşte yöneticiler, liderler, toplumda öne çıkan kişilerle bağlantılı dünya üzerinde ve ülkemizde de mücadeleli, zorlayıcı, baskılayıcı bazı enerjiler çok aktif olacak. Bireysel hayatlarımızda da mümkün olduğu kadar daha temkinli olmamız gerekiyor. Çünkü tüm bu enerjilerle birlikte 16 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir yeni ay doğacak. 8. evinizde doğacak. Ee, zor bir yeni ay bu. Mücadeleli bir yeni ay ve 8. ev sizin için de biraz e, zor bir alana işaret ediyor. Hani parasal mücadeleler olabilir. Özellikle ilişki dinamiklerinizde, hani başkalarıyla paylaştığınız parasal kaynaklarınızla ilgili bir belki bir dava var, bir nafaka miras konusu var veya bir kredi ödenmesi gereken bir kredi borcunuz var, bir vergi sorunu var. Bu yeni ay bunlarla ilgili mücadelelerin olabileceği bir süreci de işaret ediyor. Ee, kazalara, hastalıklara da dikkat etmek lazım. Yani bünyemizi güçlendirmek, güçlendirmekte fayda var ay genelinde. Ee, tabii ki herkes aynı etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegeniniz varsa koç terazi yengeç oğlak gibi o zaman bu bahsettiğim bu sert etkileri e, para konularında olsun işte sağlık konularında ilişkiler anlamında hissetmeniz olası ama böyle gezegenleriniz yoksa o zaman çok da fazla etki almayabilirsiniz 23 Ekim'den itibaren Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Bu sizin için güzel bir geçiş çünkü Güneş Akrep Burcu'nda size dost bir burçta doğal olarak şöyle bir manevi gücünüzü arttıracak bir yaşam enerjinizi güçlendirecek dokuzuncu e, evinizde ilerlemeye başlayacak 28 Ekim'de Venüs terazi burcuna geçiyor ki Venüs iyicildir ve terazide de çok güçlüdür 8. evinize gelecek Bu da demek oluyor ki ayın genelinde hissettiğiniz o hani parasal konulardaki sıkıntılar baskılar Venüs'ün gelmesiyle beraber biraz rahatlayacak Yani en azından çözüm yolları bulmanız biraz daha kolaylaşacak gibi görünüyor ve ayın sonunda 31 Ekim'de tekrar bir dolunay var Ekim ayında iki tane dolunayımız var Tabii ki 31 Ekim'deki boğa burcu dolunayı daha çok kendisini belki Kasım ayında hissettirecek Kasım ayını etkileyecek 8 derece boğa burcunda üstelik Uranüs'te tam birleşen bir dolunay kendi içinde gerçekten güçlü böyle sarsıcı heyecanlı değiştirici, dönüştürücü, biraz sürprizli enerjiler barındırıyor. Ama sizin için güzel sürprizler var gibi görünüyor. Ee, belki yakınlarınızdan şöyle bir müjde gelebilir. Kardeşlerle ilgili ilginç, hızlı ama sürprizli etkiler olabilir. Ee, güzel, ani gelişecek bir gezidir, bir seyahattir hayatınıza girebilir. Ee, eğitimle ilgili yine güçlü etkiler altında olabilirsiniz. Sürpriz bazı şanslar, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunları daha çok Kasım ayında da yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.